koca istikametli dost olan yola hidayet et, yolu dostunu göster, hidayet et manası. Hidayetin de manası burada şey diyor yani. Onu okuyacağım yok, meali meali. Dost olan yola bizi ilet. Evet. Hidayet et. İstikametli yola bizi hidayet et. O zaman hidayet bu. Hidayet. Kaçıncı sayfadaydı? Çok konumuz o değildi ama. En büyük hidayet o önümde. Subhanallah. En büyük hidayet ben aslında burada okuyacaktım. En büyük hidayet hicabın kaldırılmasıyla, yani perdenin, gafletin kaldırılmasıyla hakkı hak, batılı batıl göstermektir. Allahümme erinel hakka hak ve erzukna ittibahu ve erinel batilen batil ve erzukna iştinabehu. Amin. Yani bu hidayet bu. Yani perdenin kaldırılması. Mesela Enes, benim çok ilgimi çekti de, 5 vakit namazda bunu okuyor. İlmimizi artır demiyoruz da. İhtina sıratel müstakim diyoruz. İhtina sıratel müstakim diyoruz. Yani istikamet istiyoruz. Niçin ilim istemiyoruz? Ya. Çünkü istikametin içerisinde ilim var. Cehalet istikamet olmaz. İstikametin içinde adalet var. Hilm var. Mesela Ebu Bekir Sıdık peygamberden sonra geliyor. Sıdıket, ihti, sırat-ı müstakim. Sonra Ömer. Yani o kişilerden sıyrılacaksın. Yani kişi üzerinde aynasında gösterilen İslami özellik. Camide de öyle. Nedir o? Adalet. Adalet, muhakeme, muvazine. Tamam mı? Hak sahibine hakkını vermek ve üç kuvve, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehvinin vasat mertebesinin hulasası, adalet. Sonra hilm, yani kendini tanımlama, kendimi yorumlama, Osman. Hem kişilik, kimlik, kişilik ve kimliğini oturtması. İlim de bunu, bununla bütünleyen bir hakikat. İlim Ali. Abi o dimağdaki tahakkülden sonraki mertebeler var ya. Evet. Onları ben biraz tefekkür ettim de oluyor mu bilmiyorum. Tasdik. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e zaten derslerde böyle mevzular geçiyor. Sadakatinden dolayı oluyor. Zaten kök yapısı sıktır. Şöyle de Hazreti Ömer Efendimiz de ikinci mertebede izan var ya. Aha. İzan. Onun da haleti imtisal miydi? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. İzan bana mizan, ölçü, adalet ilerleyişinden o da ona tekabül ediyor. İltizam da Hazreti Osman Efendimiz'e şey yaptım ben. İltizam da tarafını biliyor, yani tarafını tercih ediyor ya, kendine lazım görüyor. Hani o da orada da hani ilimsiz olarak kendine lazım görmek. Hı hı. Orada da sanki bir nevi haddini bilmek gibi bir durum da var. Hı-hı. Gibi abi. Biraz tefekkürde biraz zorladım ama. Hı-hı. Yani sahabelerin işte itikat meselesinde Hazreti Ali radıyallahu anh'la ilgili düşünmedim ama bu üçü sanki bu üç sahabe, evet, uyuyor gibi. İhtina sırat-ı müstakim 5 vakit namazda söylüyoruz. Ben dikkatimi çekiyorum. Herkes kendi alemini doldursun. Namazda İstikamet istiyoruz. İlim değil, ilim sonra. İlim sonra geliyor. İstikamet. Çünkü istikametsiz ilim küfüre hizmet eder. Firavunluktur. Enne rabbukumul a'ladır. Yani ilmin kıblesi sadakat. İhtine sırat-ı müstakim oldu mu her şey rayına giriyor. İstikametsiz hiçbir şey yok. Adaletin olmaz. Enfus olmaz. İlim olmaz. Cömertlik olmaz. Ne yapıyorsun ki? Hizmet olmaz. İlk önce sadaka. İslamet de zaten odur. Teslimdir ya. 5 vakit namazda bunu diyoruz.
Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Evet, nasıl bir yerde, ben çok etkili bir daha söylemek istiyorum. Beş vakit namazda ihdina sırat-ı müstakim diyoruz. İlim değil, istikamet istiyoruz. Namazda dua ediyoruz. Hidayetlendirdiğin, hidayetli olanların o istikamet denilen şey, o istikamet denilen hidayet, hidayet denilen istikamet. İstikamet kendisi hidayettir. Hidayetin kendisi istikamettir. Hidayeti bir insan olduğunu nasıl anlarsın? İstikametliysin. Hud suresindeki ayette bununla bağlayabilir miyim? Şehvetin suretin Hud. Allah'a aferin. Allah Resulü'nün şeyi. Şehvet, Hud sureti beni ihtiyar attı. Niye? Festakim kemal mürte. Emri olduğun gibi dost oğlu olmalısın. Emri olduğun gibi, evet. Çok acayip bir şey ya. Arkadaşlar, bugün dev insanların batmasının sebebi ya alimdir ama kıblesi yok. Ya fazıldır, çok biliyor, bilmem ne, çok bütün malumatları var. Nasıl o bunda oluyor? Nasıl bu hatayı yapar? Nasıl bunu konuşur? Mesela bak, şöyle diyeyim, hangi çerçevede ne yapacağım? Risale-i Nur'un bana vermiş olduğu, tayin etmiş olduğu çerçevede. Hemen deme bunu. Kastamonu'da böyle denmiyor. Emir Dağı'na göre böyle bana bir yön çiziyor. Bana bir yön çiziyor. Yani hidayet olabilmesi için istikamet, seni yorumlayacak, bağımlı olduğun bir kaynağın olması lazım. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası, en doğrusudur ve müstakimidir. Bir yerden bir yere giderken, iple böyle bir hat çeksen, bunların istikametlisi, bak iki noktadan çekilen hatların en kısası, en doğrusudur ve müstakimidir. Eri birisi değil. Aynen öyle de maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde, mesela kalbi mesleklerde niye dedi? Çünkü bir sürü varta yapan var, şatahata giren var, meczup olanlar var. İlmi usulü dine mugayir hareket edip söz söyleyenler var. Şeriatın kılıcıyla kesilmişler bunlar. Yani uçmuş ama kıblesi farklı olmamış. Mesleklerde, kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise bak ne kimdir? En kısa ve en kolayıdır. En kısa ve en kolayıdır. Mesela Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfrün ve iman yollarının mukayeseleri, Risale-i Nur'da bütün muvazeneler var ya böyle iman küfür muvazenesi, iman küfür, iman küfür, böyle muvazeneleri var. Muvazeneleri ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri. Mesela ikinci söz, iman küfür. Hemen hatırıma gelen. Katı gösteriyorlar ki iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Bir de söyleyeyim. İman ve tevhid yolu gayet kısa, doğru ve müstakim ve kolaydır. Küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı ve tehlikelidir. Hakikaten öyle. Akşam yattığın zaman, kimse yoksa böyle. Veya bir cenazeye gidip cemaze gömülürken, ne bileyim sizin o şansınız yok morga girmeye, yıkamaya. Yani böyle gördüğün zaman küfür ve ne diyor küfür ve inkarın. Böyle kabirde mesela kefenlendim, toprağa indiriliyorum. Yapmayın da, yapmamanızı tavsiye ediyorum, bak söylüyorum. Psikolojinize zarar verir. İşte yapın diye söylemiyorum bunu. Böyle söyleyip de yapın diye onaylamak için söylemiyorum.
Dersi anlatmak için misal vermem lazım ama yapmayın. Yapma, yapın diye teşvik için söylemiyorum. Fakat şunu kastediyorum. Artık çok bıktım yani bu tür psikoloji bozuk olanlardan, uğraşmaktan. Böyle düşüne düşüne, ölüm korkusu, kabir şeyi, psikolojinin şahitseniz birkaç. Ondan sonra onun için dedim yani. Yani imam ve şey, küfür ve dalaletinin rezil olduğunu, böyle kefenlendiğin zaman, kefeni sardılar, üç tane elbise var. Yani üç tane böyle yıkayıp böyle. Ondan sonra düşün, yani iman yok. Nereye gidiyorsun? İman yok. Nereye gidiyorsun? İman yok. Nereye gidiyorsun? Allah kimsenin başına vermez. Geri dönüş yok. Geri dönüş yok. Aykatı öğrendin ama... Geri dönüşü yok ve tamir şansın yok. Hayatın tekrarı yok biliyor musunuz? Yaşanan bir şeyin tekrarı yok. Yani mesela, abi geçmişi telafi edeyim. Hayır. Bugün o geçmişi telafi zannettim, bugünü doğru yaşamak. Bugünü doğru yaşa. Mesela kaza namazını kılıyorsun değil mi? Bugünden çalıyorsun. Abi müthiş tespit ya. Geçmişi tahmin etmek istiyorsan bugünü doğru yaşa. O kadar. Acayip ya. Belli. Çok acayip. Bunu kim anlar biliyor musun? Niçin senin ruhuna böyle cizitti benim? Benim ruhumdan çıkan bir şey. Çünkü geçmişi tamir edilecek insan bunu çok iyi anlar. Böyle ciz eder. Çünkü öyle bir yapışır ki ona. Çünkü geçmiş ya. Ama bugünü doğrulaşarken aslında yani geçmişin telafi ediyorum derken aslında bugünü yaşıyorsun. Gene geçmişin telafisi değildir o. Bugün kaza namazını kılıyorsun değil mi geçen senenin? Ama dikkat et, bu namazı bugün şimdiki namazda vakitte harcıyorsun. Şimdiki ömründen harcıyorsun. Bilmem anlatabiliyor muyum bunu? Küfür ve dalalet doları gayet uzun, müşkilatlı, tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa, bak, demek bu istikametli ve hikmetli, istikamette hikmet var gene ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. Yani küfrün hakikati yoktur. Niçin yoktur? Bak mesela, niye öyle dedik ama niye? Çünkü küfrü ispat edemezsiniz. Küfrü ispat etmek için varlığı kullanıyorsunuz. Yoku ispat etmek için varlığı kullanıyorsunuz. Varlıktan çıkmadan yoku ispat edin de göreyim. Onun için küfrün hakikati yoktur. Mesela Allah'ı inkar edeceksin değil mi? Allah yoktur diyorsun. Bak ilk önce onaylıyorsun sonra bu yoktur diyorsun. Bak bu yoktur. Yani benim masamda kerpeten yoktur. Yani kerpetini kullanıyor. Yoktur. Ne yok? İzah edemez. Yok. Yani Allah'ı inkar etmek için Allah'ı kabul etmen lazım. Bu şey yoktur. Allah yoktur diyorsun. Yoktur. Kim yoktur diyemezsin. Kim yoktur? Allah yoktur. Bak yokun aşı. Yoku bile ispat etmek için varlığı kullanıyorsun. Mesela güzel bir mantık kullanıyor usta. Sen Hindistan cevizi gördüğün ya da vardır. Ben onun bir alametini göstersem bir parçasını, kabuğunu. Ağacın bir, yani onun alametini gösteren tabi göstersen tamamdır ispatım, bu kadar kolay. Ama Hindistan cevizi yoktur diyor usta. Bunu ispat etmen için Hindistan cevizi kadar yer dünyada bırakmamak şartıyla her yeri dolaşacaksın. Aa bak burada yok, burada da yok, burada da yok, burada da yok. Dünyayı yetmiyor. Bütün geçmiş zamana geçeceksin. Belki nesli tükendi. Öyle nesiller var, şöyle bitkiler var, balıklar var. Nesli. Geçmişi de götüreceksin ta dünyanın iptidasına. Baştan gidelim. Bak, birinci asırda da yok. Görüyor musun? İkinci asır. Peki gelecek de türeyecek. Geleceğe de götürmen lazım beni. Onun için yokun ispatı yoktur. Yani yok ispat edemezsin. Ama batıl bir şey. Onu zaten konuşmaz kimse. Mesela sekiz ayaklı insan yoktur. Çünkü kendi zatında muhaldir. Onun için kendi zatından zatında muhal olmamak şartıyla küfür ispat edilmez.
İnkar ispat edilmez. Mesela 8 ayaklı insan yoktur. Böyle bir iddiaden çıkmamıştır. O çıkmaz da. Zatında muhal. Ama bir şey, makul bir şey, insanlarca maruf olmuş, bilinmiş, yoktur diyebilmen için varlığı kullanman lazım. Mesela bu kainat Allah yoktur diye, haşa diyebilmen için ya bak bu kainattan çıkman lazım. Bak kendi kendine oluyor. Tabiat yapıyor. Bak varlığı kullandı. Ama varlığı ispat etmek için var yoldan gitmek varlık kadar kolaydır. Allah vardır çünkü mevcudat vardır. Allah her şeyi görüyor çünkü bana görmeklik vermiş. Bana görmeklik veren kendisi kör olmaması lazım. Bana kulağı veren sağır olana. Bak ne kadar kolay oldu. Gayet de kolay. Niye? Ya bana hakikaten kimdir bilmiyorum. X, Y'dir, Z'dir, God'dur, Tanrı'dır, Allah'tır. Ne? Herkes bir isim takmış. Ama bilmiyorum. Bana kulağı işitmeyi veren kendisi duyuyordur. Kendisinin bu özelliği olmaya bana bunu takamaz. Bu kadar kolay. Ama kulağı bana veren kendisi sağırdır diye ispat etmen için tabiata mı sarılacaksın? Nereye sarılacaksın? Varlıktan yola çıkacaksın. Onun için demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda, kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirkin ve küfrün hakikatleri olamaz. Onun için biraz izah ettim. Hakikatleri yoktur, olamaz. Ve iman ve tevhidin hakikatleri bu kainatta güneş gibi lazım ve vaciptir. Çünkü niye? Varlığın arkasında varlığı göstermek varlık kadar kesindir. Mesela balık kokusu balıktan tezahür ettiği için balığın vücuduna delildir ama görmediğimiz balık kokusundan daha öncedir ve daha kesindir. Bak bir de söylüyorum. Görmediğimiz balık, görmüyoruz karşıdaki şeyde, mutfakta, şurada, burada, sokakta. Bir yerde balık pişiyor, koku geldi. Biz biliyoruz ki balık kokusu balıktan önce yoktur. Koku balıktan sonra vardır. Ama balık kokusun aldığımız halde bundan daha kesindir görmediğimiz balık. Kokudan daha kesindir. Değil mi? Balık kokusundan inkar edemiyorsun. İnkar edemiyorsun. Ha demek ki sıfat bizimle muhatap olan tarafıdır. Cevher hiçbir zaman gözükmez. Hiç kimse ağacın içindeki programı görmez. Ağacı görür. Ağaç çekirdeğin içindeki programa cevher denilir. Ağaç olarak gözükmesi sıfatı denilir. Dışa vuruşudur. Onun için hiçbir tane cevher gözükmez. Ben olan ben gözükmez. Tezahür eder. Merhametimiz işte çikolata olarak gözükür çocuğa. Buna. Ama merhamet cevherdir, gözükmez, davranış gözükür. Akıl cevherdir, davranış gözükür. Duygular cevherdir, eylem gözükür değil. Her şey böyle. Hiçbir cevher gözükmez. Kaynak gözükmez. Allah da gözükmez, sıfatı gözükür. Anladık mı bunu? Yani niye gözükmüyor denilirse Allah sıfat olur. Onu diyor. Allah niye gözükmez? Çünkü sıfat değil cevherdir. Asıldır. Asıllar hiçbir zaman gözükmez. Onu ifade eden, onu dışarıya taşıyan sıfatlardır. Hakikatlardır, manyetlerdir. Çekirdeğin içindeki programda bahsediyorum. Bak gözükmez. İnsanın ruhsal yapısı gözükmez. Ama insanın siması gözükür. Bak abi, bu adam hırlı bir adam değil falan. Bu adam Çinlidir falan. Ve bu adam var ya bak kaş göz oynuyor falan. Yani adamın, insanların davranışları, söz ve davranışları batını dışarıya taşıyor. Batınındaki çirkinlikler zahirinde aksetmiş olmalı ki bu hali almış. Demek ki cevher gözükmez. Cevher olanların hiçbirisi. Allah değil, hiçbir cevher gözükmez. Allah niye gözükmüyor demek, Allah'ın cevher olmadığını, kaynak olmadığını, sıradan eşya gibi cinsinden bir şey olduğunu iddia ediyorsun. Yani armut. Armut gözüküyor. Allah niye gözükmüyor? Allah haşa armut değil ki gözüksün. Ama armutun programı gözükmez. O zaman Allah niye gözükmüyor diyorsan, Allah niye sırada mevcudat gibi bir şeydir. Eni boyu olan, dünü bugünü olan, vasıflanmış, batının dışa vuruşu. Allah'tan önce bir şey yok ki Allah gözüksün. Yani Allah kaynaktır ama gözükmesini istiyorsan o zaman o Allah Allah değil haşa. O zaman vasıftır. Dışa vuruştur.
Ya yani mesela çocuklu bir şey yapıyorsun. Yani beni ne kadar seviyorsun? Bu kadar seviyorum. Beni ne kadar seviyorsun? Bu kadar. Niye böyle yapıyor? Muhabbetini böyle yapmak zorundadır. Niye? O cevher olan muhabbetini eylemsel gösterir. Seni bu kadar, yani sen ne dersin ya kadar efendim. Annemi bu kadar seviyorum. Bazen hiçbir şey getirmedin, bu kadar seviyorum diyor demek. Tamam? Araba getirmedin sen çocuğa, tamam? Bu kadar getirdim, baba seviyorum. Sen de anlıyorsun yani. Tamam? Peki, o muhabbeti neyle ifade edecek, böyle ifade edecek? Sen şimdi, muhabbetim niye gözükmüyor deyince çikolata mıdır muhabbet ki gözüksün? Muhabbet parmak mı ki gözüksün? Allah niye gözükmüyor demek, elma armut cinsinden kabul ediliyor da ondan bu soruyu soruyor. Oysa bilse ki cevher gözükmez. Mesela metafizik gözükmez ama fizik gözükür. Yani bunlar gözükür ama bunun metafiziği gözükmez. Ama kimse de inkar etmez. Bir tanesi kalkıp da bu fiziki bir maddedir, fizik. Bunun batını niye gözükmüyor? Batını yoksa kendisi de yoktur. Eğer bundan batınını alırsanız bu ne olur biliyor musunuz? Buzdan suyu alın. Odundan nuru ve dumanı alın. Odun denen bir şey kalır mı? Buzdan suyu alın. Buz diyene bir şey kalır mı? Buzdan suyu alın. Yani eşya fizikten metafiziği alırsanız, varlıktan cebiri alırsanız, buzdan suyu almak gibidir. Buzdan suyu almak neyse, mevcudattan esmayı almak öyledir. Onun için bunu çok üzerine durdum. Çeşitli yönlerle örneklendirmeye çalıştım ki, cevher gözükmez. Cevherin gözükmesini iddia edenler, cevheri bilmiyor, gözüken sıfatla muhataptır. Sıfat mıdır, cevher midir bilmiyor. O kadar cahil yani. Cevherler gözükmez. Hiçbir cevher, Allah değil, hiçbir cevher gözükmez. Mimarın kafasındaki proje gözükmez. Bina olarak gözükür. Merhamet gözükmez çocukta, eylemsel gözükür böyle. Böyle ifade eder. Balıktaki koku yapı gözükmez. Koku atmosfere çıktıktan sonra koku yoğunluktur. Atmosferdeki yapıdır, yapı. Hücredir ya. Koku bir moleküldür ya. Yapıdır, kimyasal bir reaksiyondur. Koku reaksiyondur yani, dışa çıkan bir şeydir. Moleküllerden olur. Ama balığın içinde kokuyu göremezsiniz. Cevherdir çünkü. Cevherler hiçbir cevher gözükmez. Eğer bir şeyi gözükmesini istiyorsanız, o cevher olmadığını iddia ediyorsunuz. Yani hocam balığın kokusu balığın kesin olduğunu gösteriyor. Yani Allah'ın gözükmemesi ama Allah'ın gözükmüyor ama yani kainattaki olan onun kesinliğini gösteriyor. Tabii kesinliğini gösteriyor. Mesela köpek bile köpek olalı kokuyu aldıktan sonra kaynağını reddetmiyor. Gidiyor. Köpek nereye gidiyor? Kokuyla vardır diyor. Köpek bile görmediğime inanmam. Evet görmüyor ama burnuyla görüyor. Köpek burnuyla, kokusuyla avına giderse insan burnuyla, gözüyle, kulağıyla, eliyle, diliyle, burnuyla, aklıyla, kalbiyle Allah'a gidemezse, yani bu cihazların alametleriyle kaynağına gidemezse, köpek sırf kaynağına kokuyla gidiyor. Kokuyla buluyor. Koku demez ki köpek, ya koku öyle bir bulut gibi, sis gibi çöktü işte, yani ne var bunun arkasında? Hayır, koku bilir ki köpek, koku kaynağın dışa vuruşudur. Koku ne kadar kesinse köpek için, kaynak ondan fazla kesindir. Onun için kokuyla köpek kaynağına giderse, insan kokuyla, gözüyle, kulağıyla, diliyle, eliyle, aklıyla, kalbiyle Allah'a gidemezse köpek bile olamaz. Küfrün hakikatleri olamaz ve iman ve tevhidin hakikatleri bu kainatta güneş gibi lazım ve vaciptir. Niçin öyle dedi? Bu kainatta güneş gibi lazım ve vaciptir. Çünkü güneşi çıkarın devre dışı. Kainatta şu dünyada hangi eşya olur? Hangi eşya olur ki? Armut olmaz ki. Odun denen bir şey olmaz. Odunu yaktığın zaman güneştir çıkar. Küçük bir güneş odun olarak gözükmüş. Lan odun güneş olur mu? Yak bakayım ne çıkacak sana. Yani bu mevcudata güneş neyse iman hayat öyledir.
odundan güneşi çıkarın. Mevcudattaki o renkleri var ya, renkleri kendi zatından mıdır? Güneşin istihalesindendir. Bir kavle göre diyor Ustad 24. sözde, renkler diyor güneşin istihale geçirmiş halidir. Yani bu şey yansımadır. Işığı söndürünce renk yoktur. Her şey eşittir. Beyaz da siyah, mavi ile yeşil, hepsi eşittir. Yani güneş mevcudata neyse, iman hayatı öyledir. Her şeyi gösteren, her şeyi büyüten, yani artık dememe gerek yok. Güneşi nasıl anlıyorsa mevcudata, iman da hayatı öyledir. İmansız adam, güneşsiz dünya demektir. Böyle bir adam. Nasıl bir adamsa, bizde Lazca'da bir şey var o tabir. Çonçoli gibi bir adamdır derler, çonçoli. Çonçoli çok acayip bir cami, ifade bile de, tercüme bile edemiyorum. Acayip bir şey ya. Yani şöyle diyeyim, çonçoli dediğim, mısır var ya, mısır böyle. Koliva diyor tabi. Onu soyuyorsun ya, bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha. İşte onun o dışındaki bir kılıf var ya, onu dışarıya aslında koparttığın zaman güneşe koyarsanız, kurur. O çonçola artık hiçbir değeri yoktur yani, böyle aslını kaybetmiş, özünden sıyrılmış. Özsüz bir şey. Nedir o? Ancak hayvanlar yer onu. Rüzgarlar da uçurur. Yani mısırın en diş kabuğundan soyulan bir katın, bir katmanın işte güneşe karşı kuruması nesiyse ne hiçbir şey yaramaz. Hayvanlara yem olursa olur. İşte böyle kafir de imansız da böyledir. Çonçoli gibi. Yani gider böceklere, karıncalara yem olur. Başka bir şey olmaz. Hem ahlak insaniyede en rahat, en faydalı. Bak bunu da şey yapın. Ahlak insaniyi işini tanımlayacak. Ahlak ne demek? Sen ahlakı sormuştun bir tarihte. Evet, evet. Ahlakın temel yapısı üçtür. Kuvve-i aklıya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyvenin vasatın hulasasıdır. Yani fıtrat-ı asliyi beslemektir bunlar. Yani kuvve-i aklıya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyvenin ifrat tefritten azat olarak haddi vasatın, yani vasatının fıtratı beslemesi. Kuvve-i aklının vasatı, kuvve-i şeyvenin vasatı, kuvve-i gadabiyenin vasatı fıtratı besleyip fıtratı inşa edip fıtrat bizi bir yere taşıması ahlaktır. Dışa çıkan ahlaktır. Şey ise fıtrat huluklardır. Ahlakın temelidir. Huyların cemidir. Hulk. Yani ahlak hulkların dışa vuruşudur. Hulk tabiattaki çekirdekler. Ruhtaki konulan istidat ve kabiliyetler. Bu fıtrat. Hulk. Hulklardır bu. Fıtrattır bu. Ahlak ise bunun kendisini ifade etmesi. Ağacı. İstikamet olur. İstikamet olur veya olmaz. Ahlaksız olur, ahlaklı olur. İlla istikametsiz olmaz. İlla istikamet olmaz. Ben şimdi kısaca bir şey yapmaya çalışıyorum ki hem ahlak insaniyede, yani en azından bir şey okuduğun zaman içini doldurarak gidelim diye. Ahlak insan edince bir şey bilmem lazım da. Ne anladık deyince ne bileyim. Ahlaktan şöyle anlıyoruz. Yani iyi adam. Hatta sahtekarlık yapmıyor. Tartı da bozmuyor. Biraz da böyle yumuşaktır. Tamam mı? Oysa efendim bazı kızması gereken de kızmıyor. Ya ne bileyim. Ahlak deyince bizi sağa satmıyor. Öyle anlaşılıyor. Ahlak bu değil yani. O bize yansıyan tarafını diyoruz. Halka tabirinde. Bizi satmıyor. Yumuşak adam. Ahlaklı adam. Ondan sonra sırtından vurmuyor, ihanet etmiyor. Zararsız adam. Yani bu ben avami bir şey istemiyorum böyle yani. Bu toplumsal konuştuğumuz gündelik hayat, o değil. Yani o tezahürde nedir? Kuvve-i aklıya gelecek zaten. Kuvve-i aklının vasatı, kuvve-i şevenin vasatı, kuvve-i gadabenin vasatı, hulkları, huyları inşa edip bütüne getirip gözükmesi. Okuyacağım, acele etmeyin. Hem ahlak insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol, ahlak insaniyede. Bir, en rahat. İki, en kolay. Üç, en rahat. Faydalı. En kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. İşte bu. İstikamet bu arkadaşlar. Bir de söyleyeyim. Ne olur bir daha
Altını çiziyorum. Yani mutlaka derste bir veya iki defa derim bunu. Altını çiziyorum. Yani can alıcı yeri burasıdır. Altını çiziyorum bunun. Şu. Hem ahlak insaniyede, ahlak insaniyede en rahat, iki, en faydalı, üç, en kısa, dört, en selametli yol ise sirat-i müstakimdeki istikamettedir. Şimdi bunu açıyor. Şimdiye kadar anladınız, anladınız. Hükümleri anlattı şimdiye kadar. Şimdi örnekleyecek. Ne dediğini fiilde göreceğiz Enes. Bak. Mesela kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmet ve kolay faydalı istikameti kaybetse. Demek ki kuvve-i akliyenin tefrit, vasat, ifrat. Hani ben artık bizim derslerle alakadar olan duyanlar hep böyle artık bunu ezberlemişlerdir. Her şeyin ifrat, tefrit, vasatı var. Kuvve-i akliyenin haddi vasat istikameti nedir? Kuvve-i akliyenin istikameti nedir? Hikmet, ondan sonra kuvve-i akliyenin hikmet ve kolay ve faydalı istikamet kaybı. Hikmetmiş. Hikmetmiş. Neymiş o da? Kolay ve faydalı. Eğer bunu kaybederse ifrat veya tefritle muzir bir celbezeye ve belalı bir belaete düşer. Uzun yollarında tehlikeye düşer. Yani ifratı nedir kuvve-i aklinin? Neydi? Celbeze. Celbeze. Tefriti ne? Aklın tefriti? Hamakat. Evet. Hamakattır, kabalettir yani. Kabalettir. Ya hiç. Hak mıymış, batıl mıymış? Yani gene bizim tabirle çana okanams derler. Yani böyle bizim oradaki Mısırlar çok büyüktür. Bir adam girdiği zaman tarlada gözükmez. Tamam. Bir insan Mısır tarlasına girdiği zaman gözükmez. Nasıl anlaşılır nerede olduğu bir adamın? Onun için derler ses yaparlar ama gene ses de varamazsın. Böyle Mısır oynatırlar yani. Tamam, yukarı bakarsın ki o oynuyor orada. Kendisi hala yok, alameti var. Kendisi yok. Yani böyle sadece adam yani yaşamış mı yaşamamış mı? Yani Mısır'ın Koçan'daki yaprak gibi. Çonçoli bir şey. Yani gabaveti budur. İfrat ise celbezidir. Allah kimsenin başına vermesin. Batılı hak, hakkı batıl gösteriyor. Mesela celbeziden şey yapayım. Senin mesela iyiliklerin hiç böylesi kale almaz. Bir iki tane şeyin bulur. Kendisine göre eksikse. Onu asıl yapar. Hayırlarını hep unuttur. Celbeze. Başka celbeze. Ustadın misalini söyleyeyim. Ömür billah. Kaç yaşındasın Ali? 40. 40 diyelim. 40 yaşına kadar tükürdüklerini bir varil var ya. Petrol varili gibi böyle. Varilin içerisine koysan herhalde yükselir değil mi? Peki, varilin içine sen girsen boğazına kadar gelir. Ama şimdi öyle bir şey yok. Çünkü 40 seneyi yayılmış. Celbeze ise 40 senede yayılan, atılan balgamı, tükürü şimdi atılmış gibi toplar. Falan tartıdı bana öyle dedin. Evet, düğüne giderken orada da bir şey demiştin de arabada anlamamıştım. Cenazeye giderken de öyle demiştin. Tabii tabii falan yerde de bana laf atmıştın da ben kot kafayım anlamadım. Gider 40 sene falan yerde böyle dedin, falan yerde laf attın, falan yerde şöyle çaktın. Hepsini toplar sanki bugünkü, hepsini bugün demiş yapmış. Ve bu adam şeytan-ı racim, hiçbir hayır yok. Tamamen bu adam hayırlarından kopararak 40 senelik pisliklerini veya eksikliklerini şimdi yapmışım gibi baktığın zaman ona şeytan değil, daha lanet olur bir adam. İşte bunu yapa kim? Kim? Celbeze. Lanet olası bu celbeze. Acayip bir şey ya. Celbeze. Hanginin ifrat mertebesidir? Kuvve-i akliyenin. Vasatı nedir? Hikmet. Tefriti nedir? Gabavet. İfratı ne? Celbeze. Hidayet, istikamet hangisi? Hikmet. Vay be. Gördün mü? Bir. İhtina sıratı müstakim. Ben istikametteyim. Hikmet ehli misin kardeşim? Bu bir. Allah Allah.
Ne güzel izah ediyor ya. Ha? Yani teknik ya. Teknik direktör gibi ya. Vallahi teknik ya, teknik. Buna böyle pas atarsan bu olur, bu da böyle olursa böyle olur. Bilmem ne falan. Yani karşımızda oluyor da. Toplantı özetim. Duyuyorum, teknik direktör geldim falan o maçtan önce falan. Duydum da teknik direktör, sonra dedim ki teknik direktör. Direktör ne demek? Teknik direktör. Teknik eğitimleri veren falan mesela bir şey, bilgiler. Yani hakikaten teknik bilgiler ya. Acayip bir şey. Tık tık. Şansa bırakmıyor. Yoruma bırakmıyor. Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Gadabiye, Gadab var ya, haddi istikameti olan ne olabilir? Haddi istikameti nedir Kuvve-i Gadabiye'nin? Evet. Hiçbir şeyden korkmamalı şey. Tamam, o nedir? Ha, hiçbir şeyden korkmamalı. Nedir? Arapçasını söyle. İktidar mı? Yok, iktidar değil. Kuvve-i Gadabiye. Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı. Cevani. Yok, o korkaklık. Tevfik o. Şecaat mı? Şecaat. Aferin. Şecaat karanlığı. Evet, şecaat. Bravo, bugün formundasın. Karanlığı dedi mi? Fethi abi bugün formundasın. İkram ile ayrende bir şey yok. Bugün maşallah, evet. Kuvve-i Gadabiye haddi, sen mealini söyledin. Kuvve-i Gadabiye haddi istikameti olan şecaatı takip etmese. Ne olur? İfratla çok zararlı ve zulümlü tehevüre. İfrat, tehevür. Nedir? Her şey haddinden aşırır. Süt gibi kabarır. Acayip bir şey yani. Sütü beklersin ocakta kaynasın diye. Hiçbir an tam demine geldi mi var ya, demine geldi mi? 5 dakika bırakmaya demi gelmiyor. Sırtını döndür arkandan vurur sana. Bir baktın darmadağın etti ocağın üzerine. Süt gibi kabarma derler. Yani Kuvve-i Gadabiye'nin ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevüre, bir anda parlamaya. Öyle. Ne demek parlama? Her şeyi haddinden geçirir. Yani şey, haddi şeyi olmaz. Muhakeme aklisi olmaz. Onu tartamaz. Tartamadığı için ona şeytan çok mana yükler. Basit bir şeyin o kadar manası yoktur. Haddinden fazla değer verir. Özellikler takar ona. Kıymet verir ona. Layık olmadığı halde o kadar değer verir. Zararlı ve bak ne özelliği var tevhür? Zararlı ve zulümlü. Kuvve-i Gadabiye'nin ifratı tehevürdür. Yani zararlı ve zulümlü olan tehevüre ve tecebbüre. Tecebbür. Tecebbür? Cebbarlık. Cebbar ne demek? Cebreden, zalim yani, cebir, kattar, zulümlü ve zararlı tevre ve tecebbüre, tefritle de çok zilletli ve elemli cebanet ve korkaklığa, çok zillet ve elemli cebanet, tefriti de zelil, her şeyden korkar, sinekten korkar, uçan her şeyden korkar, kabirden korkar. Ne bileyim, her şeyden korkar ya. Her şeyden korkuyor. Uçaktan korkuyor, arabadan korkuyor, ondan korkuyor, bundan korkuyor. Yani böyle, bu ne olur bu adam? Çok zillil olur, elem alır. Bak, zilletli ve elemli cebanet. Ve korkaklığa düşer. Bana korkaklık deyince ben hemen soruya soran, siteye soru soranlara yazıyla cevap veremiyorum. Hemen yeri gelmişken, hemen burada tak koyayım, sorayım. Ben dedim ki şeytan vesvesede Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmuyor, bizi Allah ile korkutuyor. Oysa Kur'an'da şeytanın Allah'tan korktuğunu şey yapıyor. Ondan sonra doğru. Bak şimdi biz meal verdiğimiz zaman hafa korkak diyoruz, korku diyoruz. Oysa hafın içinde korku vardır ama haf korku değildir. Ama öyle meal vermek zorundasın. İşte haf kalbidir, korku aklidir. Hakikaten şeytan Allah'tan haf etseydi, iman etmez miydi? He? Demek ki korku iddia ediyor şeytan. Korkuyor, doğru Kur'an dedi ama hafı yok. Mesela insanlara uygulayalım. Adam Allah'tan korktuğunu iddia ediyor, zekat vermez, namaz kılmaz. Haram helal kavramı yok. Ben Allah'tan korkuyorum diyor. Hangisine inanalım?
fiiline mi sözüne mi? Onu takke mi anlat denilir. Namaz yok. Allah'tan korkuyorum diyor. Oruç yok, Allah'tan korkuyorum diyor. Peki, hak hukuk yok. Tartıda haram yapıyorsun. Allah göstermesin. Örnek için değil mi? Örnek verilir mi bilmiyorum. Sucusun. Gittin çeşmede doldurdun. Bir alet aldın. Kapağı böyle kapatıyorsun ama açılmadığını göstermek için hani ver ya kaynaklı. Sonra çevirince kırıt diye kırın. Öyle yapabiliyorsun. Öyle cihaz var yani gördüm. Çeşmede ne duruyor? Açıyorsun böyle. Kırıt de diyor hakikaten orijinal. Bir bakıyorsun çeşme suyu. Allah'tan korkmasan. Ama ihtiyar diyorsun Allah'tan korkuyorum. Hakikaten korkuyorum. Eylemde korku yok. İşte eylemsel korku olmasa ona haf yani. Hafı yok. Ama korkusu var. Allah deyince korkuyor. Doğru. Beni yakar Allah. Tamam mı? Haf kalbidir. Korku aklidir. Korkusu var. Yani korku iddiadır. Eylemsel değil. Eyleme dönüşmemiş iddia. Allah'tan hakikaten hakkıyla korkan ve iyi dinleyin. Hakkıyla korkan namaz kılmaz. Allah da öyle diyor zaten. Başka şeyden korkmayın. Benden korkun diyor. Benden korkun derken korku manasında demiyor. Diğer korkuları kaldırın diyor. Onunla. İşte bu cevap olsun diye. Eğer bu kuvve-i gadabeye istikameti kaybetmesinin hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azap çeker. Peki kuvve-i gadabeye haddini kaçırırsa ifratını söyledik, tefritini söyledik, vasatını söyledik. Bedeli nedir? Daima daima hatasının cezası olarak vicdan azabı çeker. Keşke demeseydim. Keşke demeseydim. Nereden dedim ya? Nereden söyledim? Niye gittim oraya? Niye yaptım? Demeseydim, yapmasaydım. Devamlı vicdan azabı. Ağlar durun. Kuvve-i gadabenin ifratını yaşayanlarda devamlı vicdan azabı çıkıyor. Kontrol edemiyorsa ne yapacak? Nasıl kontrol edeceksin? Kontrol edemiyor denen bir şey yok. Şu arabayı sürebiliyor musun sen? Sen şoför müsün? Değil misin? Sana soruyorum. Ehliyet var da sürmez genelde. Ehliyetten sormuyorum. Arabayı sürebiliyor musun? İdare edemiyorum. Tamam. Sen şoför müsün? Yok değil. Sürüyorsun. Peki arabayı ilk sürerken hatırlar mısınız? Hepiniz şoförsünüz değil mi? Debriyaja bakardık değil mi direksiyona? Üç yere. Yola bakardık direksiyona, debriyaja. Nerede ayak falan. Şimdi şoförler değil mi abi? Yola bile tepeyi bakarız, direksiyona bile bakmayız. Direksiyona böyle bakıp da yola mı ayarlıyoruz çizgiye? Veya debriyaja. Şimdi seninle konuşan ne var ne yok nasıl falan. Öyle değil mi? Debriyaj, şey, vites de kullanıyor. Arabayı öğrendiğin gibi kendini yönetmeyi de öğreneceksin. Yapamıyorsan yok, öyle bir şey yok. Gayzini yut diyor. İnsanlara affet. Sen de, ben de diyorum ki yapamıyorum. Allah yapamayacağım bir şey demezdi. Hani Karadenizlilikten gelen bir şeylik vardı böyle öfke. Elhamdülillah %70'ine muvaffak oldum eski şeyime göre. Öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu anladım dünyada. Çünkü öğrenilmesi, eğitilmesi gereken bir şey gibi, at gibidir. Seyisler var, at terbiyecileri. Seyis. Köpek terbiyecileri var. Nasıl sabırla onları eğitiyor. Köpek gibi bu öfkeni eğiteceksin. Ne yapacaksın? Birincisi bu işte alakadar olanlarla beraber olacaksın. Bu tür mevzuları dinleyeceksin. Bu tür toplamalar yapacaksın. Egzersiz yapacaksın, uygulayacaksın. Damarına bastılar. Hemen böyle hatırlatıcı ustatla üzerinde şey varmış. Levha varmış. Dünya mal istersen kanaat yeter bilmem ne yapar. Emirdan'da var ya. Böyle 70-80 küsur seneden aldığın lezzeti yani kafamın üzerine talik etmiştim diyor, asmıştım diyor. Sen de şimdi zaafın nedir? Hangi huydan kurtulamıyorsun? Ona ait çözümleri mutfağın dolabına yapıştır. Kapıdan çıkarken yapıştır. 2-3 ele yani okumasan bile üçün kalsın böyle geçerken tak tak şuur altına mal oluyor. Mesela asabi olanlara söylüyorum. Şu A4'ü koca yaz. Her şeyi haddinden geçirme. Haddinden fazla hat verme. Yaz yani hemen tak seni oraya götürür, tak seni oraya götürür. Tam öfkelenecek kapıda yazıyor. Nerede var? Mutfakta koymuşsun bir tane buzdolabını oraya. Bir tane sana koy, bir tane dedi ki de bakıyor. Mesela çoluk çocuk benim damarıma bastı, karşıda duruyor. Haddini aşma, haddinden fazla değer verme. Bir şey haddini aşırma ya. Hep onu göreceğim, tamam anlaşayım.
Yani yöntem çok önemli. Yeter ki seniz ne olmak istiyorsan onu muvaffak olanlarla beraber af dinleyeceksin o kadar. Ama en büyük ihaneti kendini yapmayacaksın. Nedir o? Ben beceremem, yapamam. En büyük ihanet budur. İnsanın kendisine yapabileceği en büyük kötülük budur. Ondan daha büyük kötülük olamaz. Öyle bakma Ali. Allah Resulü dedi ki, yaşlanarak içmeyin. Öyle mi? Ben düşünüyordum. Evet. Onun için böyle yaptım, içtim. Niçin dedi, bilemem. Dediyse öyledir. Aleyhissalatü vesselam. İstikameti kaybetmesinin hatasının cezası olarak daimi vicdanı bir azap çeker. Yani demiyor muyuz? Şimdi vicdandan hidayet geliyor. Neden vicdan azap çekiyor abi? Vicdan çünkü... Şimdi akılda olmuyor bu mevzu. Çok antika. Akılda oluyor. Şimdi vicdan haşir meydanının küçük nümenesi ya. Bir şey daha diyeceğim. Şeytan diyor ya ayeti, dost doğru yolun üzerine oturacağım. Evet. Yolun üzerine oturacağım. O da şimdi söyledin, o da vicdan çıktı. Evet. Vicdan hidayet yolu olarak biliyoruz biz. Evet. Yukarı rahat olarak. Çünkü kalbin etrafında bulunmuş. Yani kalbin etrafında demek akıl ve kalbin kavşağı ya kalp. Tam orada duruyor lümen şeytani. Tam yolun ortasına oturmuş yani. Kavşakta. Kavşakta. Yani yolun bir ortada bir kavşak var ya, hiçbir değeri yok ama bütün yolları o belirliyor. Evet, yuvarlak bir değeri yok. Yuvarlak var ya dair. Ama kavşaktır o. Yollar onunla belirleniyor. Varlık ona gözü. Sıfır yani. Sıfır gibidir. Şimdi haşir meydanında biz hesaba çekileceğiz ya. Doğru ve yanlış. Allah böyle şans, böyle sürpriz beklemeyin. Mesela bugün arama baktın kitabına, defterine, yazı. Bakmadı yazılmaz. Sürpriz olur mu? Harama bakmadın. Bakmadın yazıldı. Baktın. Sürpriz bekleme. O öyle çıkacak sana karşına. Peki bunun bedeli nedir? Senin karşına çıkmadan önce sürpriz olmasın diye haşir meydanın taş mırcığına bak haşiri. İnsan kainatın çekirdeği değil mi? Haşir meydanın küçük bir modeli vicdandır. Haşir meydanındaki hesaptan sana önce de haber veriyor. Şaşırmasın, sürprizlik yok. Hemen vicdan yanar. Yaptın. Ondan demiş. Vicdanı bir azap çekersin yaptığın hatadan. Yani bunun yaptığı şeyi, mesela diyelim ki tartıda hata yaptı. Niye demiyorlar onun zalim akıl? Ne diyorlar? Vicdansız diyorlar. Ona akıl yaptı bunu. Aklın yaptığını, aklı mertebeni, tahayyülün yaptı, tasavvur yaptı. Yani adam ne yaparsa yap, vicdansız diyorlar. Niye? Vicdan mahkeme, nezare gibidir. Yapma diyor akla. Tasavvura yapma diyor, taakkule yapma diyor. Yani bir şeyi onaylayıp reddeden budur. Ötekiler alettir. Aklın yaptığı zalimliği durduran vicdandır. Durdurmuyorsa ona akılsızdır demiyoruz. Vicdansız diyor. Ondan. Orada tasavvur etmek, çürümek manasında mı abi yani? Hani nasıl yani? Vicdansız adam. Ha, vicdansız hani adam. Bakıyor, zulmediyor. Devrede yok vicdan. Hani vicdan bitmiş, çürümüş mahiyetinde. Hatemallah ala kulubihim. Yani vicdan devrede yok. Artık o zaman aklı kontrol edecek üst birim yok. Akıl ne kafirdir ne Müslümandır. Alettir. Bu Müslüman mıdır? Kafir de değil. Bu bir alettir. Ben bununla bakarım. Bu neyse akıl da budur. Ha, bunu böyle bakan helala, böyle bakan harama vicdan yapıyor. Vicdan diyor ki çekabile helala. Vicdan kontrol ediyor. Akıl bir alettir diyor. Cihaz insani diyor. 27. sayfa sözde. Evet. İnsandaki kuvve-i şeriyeyi de okuyorum, kesiyorum. Bitti çünkü. Sırat-ı müstakimden bahsediyoruz ha. İhtina sırat-ı müstakim budur. Üç kuvvenin vasatı demektir. İnsandaki kuvve-i şeriyeye selametli istikameti ve iffeti zayi etse. Kuvve-i şeriyenin selametli istikameti ve iffeti zayi etse. İffet. Kuvve-i şehvenin vasatı iffet. İfratla musibette, rezalette, fucura, fuhuşa. İfratla fuhuş nedir? Musibettedir, rezildir,
facir ehlidir, fahişe yapan adam. Tefritle de humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzette mahrum düşer. İle kuvve-i şehevi cinsellik değil ama. Çok yemek, çok elbise, yani her şeyin, lezzetin ifratı. İşte ama ondan zevk alan latifeler işte. Ama cinsellik tepede gözüküyor. Eğer tefrit mertebesi de humuda. Humut ne demek? Yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer. Nimetlerdeki, bir nimet değil. Humut, kuvve-i şehvenin tefriti humuttur. Yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer. Ve o manevi hastalığın azabını çeker. Hiçbir şey yapamıyor böyle. Mısır koçanının yaprağı gibi. Unutmamak, yaprağı. Çonçol. Fındığın kabuğu da aynıdır. Evet. Fındık var mı? O da çonçol eder. Hiçbir şey yok. İçi boş. Fındık içi çıkmış, çonçol içi kalmış. Çonçol gibi bir adam. Bakarsın, bir başka bir şey var böyle. Sus kabakları var, bizde büyük olur böyle. Adam bir bakar, ulan hıyar, hakikaten hıyar. Kabak bir kıyar, kırar, biraz kırmış böyle, bakmış ki içinde üstü bir çıkmış. Onun için demiş ki ulan bakarsın hıyar, kırarsın çıkar üstü bir. Hakikaten üstü bir yani. Hani bir bakarsın böyle, mısırın o kabuğu, bakarsın böyle, içi boşaltılmış o kabaklar var ya böyle. Hani aç böyle, kır, o şeyleri, kabuklarını böyle tut. Bakarsın mısır var. İçeriye bakarsın, boş. Çonçol. Su kabağı. Yok yok, mısır var ya mısır he. Mısırın diş kabağını hayal et Fethi abi. İçini böyle yer bunu. İçini al çıkar. O çonçoluyu bırak. Bakarsın hakikaten mısır. Bakarsın ki kov. Bakarsın mısırın şeyi var koçanı. Gidersin bakarsın içinde çonçolu hiçbir şey yok. Hani böyle bir adam. Yani kuvve-i şehvenin tefrit mertebesi çonçolu gibi bir adam dersin. Hiçbir şeyden zevk ve lezzet alamaz. İmandan lezzet alamaz, namazdan lezzet alamaz. Dersten zevk alamaz, kitap okumaktan zevk alamaz. Dostlarla lezzet alamaz. Alamazlar bu kuvve-i şehvenin gadabı işte. Şey tefriti. Çocuğundan lezzet alamaz, karısından lezzet alamaz. Oturup arkadaşlar, akrabalarla lezzet alamaz. Bir çay içemez. Çay bile böyle yemekten lezzet alamaz. Oo falan yemek mi yiyor televizyonun sesi belli değil. İşte bu kuvve-i şehvenin tefrit mertebesi. Televizyonu böyle dinleyen, çayı böyle içen, yemeği böyle yiyen, kuvve-i şehvenin kadar tefrit mertebesi. Yemek yemiyor ki, yemek onu yiyor. Yemekten lezzet var. Ne oldu? Yemek ne oldu? Ağzını ne böyle çakaklar hiçbir şey yok. İşte bitti. Ha, bu kuvve-i şehvi tefrit mertebesidir. O nedir o? Manevi hastalığı mı az önce? Hasta bu adam, hasta. İşte bunlara kıyasen hayat-ı şahsiye bir ve hayat-ı içtimaiyenin bütün yollarında hayat-ı şahsiye, buraya bakın kalsın kafanızda diye, hayat-ı şahsiye ve yaşadığım dünya, çevrem, cemaat vesaire, hayat-ı içtimaiyede bütün yollarında istikamet en faydalı, en faydalı ve kolay ve kısadır. Ve sırat-ı müstakim kaybedilse, yani ifrat tefrite düşse, vasatı kaybetse, yani ortayı kaybetse, o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur. Her şey böyle. Belalı, uzun ve zararlı. Böyle işte. Mesela o kadar dikkat et. Net bu. Bana Makedonya'da demişlerdi. Ya puru yumpuru değil, doğru musa, böyle adam mısın sen dedi. Bazı tamam. Adam dedi yani yaşlı adam. Onlar da netmiş. Böyle iyi adam mısın diye takip edeyim demiyor. Yan puru yum puru değil. Doğru Musa mısın? Sonra ne mecbur oldum ne yaptığımı. Tamam. Hatta peygamberimizi kıvırmasını istediler ya. Bizim biraz da bizim putumuza tap biz de senin yanına tapalım. Evet. Yok bir kıvırma şey yok. Hayat-ı şahsiye yani put gibi de değil. Masa. Put hayat, işte. Evet. Put asla şey yapmamış yani. Put evet o kadar. Hayat-ı içtimaiye, hayat-ı şahsiyede bütün yollarında istikamet en faydalı. En kolay, en kısadır. Sırat-ı müstakimi kaybedilse o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur.
demek ihdina sıratel müstakim. İhdine'deki kullandığı harf da rahatlama harfidir. İhdi. İhdi. Rahatlama harfi. İhdina sıratel müstakim. Pek çok cami ve geniş bir dua, namazda okuyoruz ya, pek çok cami, yani okuduğumuz, daha buraya da okuyacaktım, işaretleyeceğiz, siz okursunuz 23. sayfada, pek çok cami ve geniş bir dua, aynı zamanda bir ubudiyet olduğu gibi, bir hücceti tevhide, yani Allah'ın dininin doğru olduğuna, Kur'an'ın doğru olduğuna, ve hakikaten Allah var olduğuna en kesin delil bu ihtina sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimde olanlara bak bakalım hayatlarında keyif alıyor. İfrat tefritlerine ne kadar zararlı olduğunu, vasatı göstermesi, dinin ne kadar makul olduğunu gösteriyor. Böyle bir ders olur mu? Dinin dışında böyle ne demek olacak? Felsefede böyle bir şey olur mu? Felsefede kuvve-i akbenin ifrat tefrit vasatı, kuvve-i şevenin böyle bir şey olmaz. Ya iyi kullanıyorsun ya kötü. Akıl ya iyidir ya kötü, öyle değil mi? Ya iyi de kullanıyorsun, kötü de. Öyle değil. Ha burada öyle değil. İfrat, tefrit, vasat. Ben felsefeyle meşgul olmuş bir insanım. Akıl ya iyidir veya kötü de kullanılır. Şehvet duygusu ya iyidir, toplumda da öyle kullanılır. Öyle bilinir. Ya iyidir ya kötüdür. Öfkesi ya iyidir ya kötüdür. Hayır, burada üç. İşte tevhidi gösteriyor. Hücceti tevhide ve bir dersi hikmete ve bir talim ahlaka işaret eder. Demek ki ihtina sırat-ı müstakim pek cami ve geniş bir dua, bir ubudiyet, fiili dua olduğu gibi bir hücceti tevhide, akıl, kuvve-i akliye, hücceti tevhid, kuvve-i akliye, bir ders hikmet ve bir talim ahlak işaretidir. Tevhid bütünlüğü. Evet. Bak, hücceti tevhide, kuvve-i akliye. Bir dersi hikmet, efendim, gadabiye, bir talimi ahlaka, efendim, kuvve-i şevi vasatını oluşturuyor. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.